Merhaba Medya Penceresi izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Genç Medyacılar Derneği Başkanı Umut Emre Çınar. Kendisiyle bireysel gazetecilik üzerine hem de çok önemli bir raporları var. Yakın zamanda tamamladılar. Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuşacağız. Emre Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Genç Medyacılar Derneği bu noktada hem Ankara'da hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli faaliyetler yürütüp medyanın sorunları üzerine çalışmalar yürütüyor. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Instagram yayınında gazeteci Nevşin Mengü'nün bir firmanın reklamını doğrudan işbirliği etiketiyle paylaşmasını gazetecilik etiğine uygun bulmadı. Tabii Nevşin Mengü bu çıkışa kendisi tepki gösterdi. Daha sonra Cüneyt Özdemir de buna katıldı. Biz artık kendimiz mecrayız, faturamızı kesiyoruz, vergimizi veriyoruz. Nasıl gelir elde edeceğiz? Bir şirkette çalışmıyoruz dedi. Etik kurallar yeniden belirlenmeli mi? Faruk Bildirici mi haklı, Nevşin Mengü mi haklı? Bu konuda genç medyacılar olarak ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyelim, ne taraftan bakarsak bakalım o taraf haklı. Bu çok bence net bir durum. Nevşin Hanım tarafından bakarsak, evet şüphesiz gazeteci hayatı idame ettirebilmek için bir kazanım elde etmek zorunda ki eğer ulusalda ya da bir medya kuruluşunda değilse, bir mecrada, bağımsız bir mecrada eğer faaliyet yürütüyorsa şüphesiz bir para kazanma amacıyla bu mecrada yer alıyordur. Ama sizin de belirttiğiniz gibi gündemde olan konu etiklik konusu. Şüphesiz bir reklam promosyon alınmış ve onun üzerinden de bir yayın yapılmış. Ama gazetecilik promosyon üzerinden yürüyemez. Hal böyle olursa kamuoyu tarafından gazeteci zarar görür. Gazetecilik zarar görür. Bu su götürmez bir gerçektir. Çünkü bu sefer güvenilirliğiniz sizin sorgulanmaya başlar. Yaptığınız haber sorgulanmaya başlar. Tam anlamıyla bir haberciliği gölge düşürür. Bu çok bence net. Etik kıstaslar göz önünde bulundurulup bir takım faaliyetler yürütülürse evet şüphesiz insanlar para kazanmak zorundadır. Mecburdur hayatlarını, geçimlerini sağlayabilmek için. Ama az önce belirttiğim gibi gazeteci tarafsız olmak zorunda ve tarzını, sunduğu değerleri bir maddi kazanç ötesinde kamu faydasına yönetmek zorundadır. Bizim mesleğimiz, içindesiniz, yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Kamu yararına yapılan bir meslektir. Ki gazetecilik zaten vatandaşın haber alma hakkını sağlayan bir birey, gazeteci, bir kurum, kuruluş. Hal böyle olursa aldığınız reklam üzerinden yaptığınız yayınlar soru işaretiyle anılmaya başlar. Bu çok önemli bir çizgi. Etiklik değeri eğer savunulursa, bir kıstas kriterle oturursa şüphesiz hepiniz para kazanmak zorundasınız, zorundayız. Şimdi tabii ki orada ama bireysel mecralar söz konusu. Hı-hı. Herhangi bir kurumsal bir şey altında yapılmıyor bu faaliyet, gazetecilik faaliyeti. Kişisel girişimlerle, işte bu yeni medyanın olanaklarıyla, ki bu olanaklar da aslında hepimizin yoğunlukla dünyanın da kullandığı bir takım mecralar, işte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bu mecralarda gelir elde etmenin şeyinde de aslında bir noktada da hayattan idame ettirmek için. Çünkü böyle daha çok bağımsız olduklarını da iddia ediyorlar. Bağımsızlıktan bahsettim ama mesela tüm kurumsal bir çerçevede bütün fikirlerini kamuoyuna deklare edemeyebilirler. Bilgi alma hakkı ya da saklanan şeyleri. Burada daha özgür oldukları da aşikar gazeteciler. Çünkü çok daha farklı yorumlarda bulunabiliyorlar. Rütük kaygısı yok en başta yorumlarda. Yani bir takım farklı denetleme mekanizmalarında dışında kalıyorlar. Ama şimdi şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Bahsettiğiniz sosyal mecraları kullanmaya başladıklarında bu sefer yaptıkları gazetecilik fark edilmemeye başlayacak. Platformlardan dolayı. Sizin bahsettiğiniz evet, Rütük denetlemiyor, bir denetim ağı yok, bir mekanizma yok. Şüphesiz günümüzde öyle. Ancak bunun da bir kriterlerin olması lazım ki onu savunuyoruz biz. Bir internet haberciliğinde de bir kriter, bir kıstas gelmesi lazım ama bu sakın şöyle anlaşılmasın. Bir sansür değil. Bir denetim mekanizmasından bahsediyoruz biz.
Ama Nevşin Hanım'ın paylaşımlarına gelirsek, bu işte Instagram ya da YouTube'da yapılan yayınlar mesleki bir paylaşım olduğu zaman, bu platformda yapıldığı zaman bir ayrım olmayacak. Yani gazetecilik mi yapıyor yoksa reklamcılık mı yapıyor? Hangisini seçeceğiz? Bu bir problem yaratabilir. Bence Nevşin Hanım burada bir risk almış gibi gözüküyor. Benim kanaatimce. Evet. Yani bir yıllardır bir habercilik kıyafetiniz var. Sonrasında gelişen olaylardan sonra siz bağımsız işte kendinizi yürütmeye çalışıyorsunuz. Bir işi ve akabinde de evet para kazanmak için, tekrar söylüyorum, para kazanmak için, hayatı idame ettirmek için bir platform üzerinden reklam alıp o şekilde yayına giriyorsunuz. Bu işte soru işareti bırakır. İki gün sonra yapacağınız bir haberde vatandaşın aklında soru işareti bırakırsın. Doğru mu? Değil mi? En büyük problem bu olur. Peki bunun kurumsal da bireysel anlamdaki farklar nasıl oluşuyor? Kurumsalda bu işler çok daha tırnak içerisinde söyleyeyim ahlaklı mı yapılıyor? Yani genç belediyecilerin buradaki yaklaşımı nedir? Kurumsalda bu işler nasıl dönüyor? Şimdi bir kere bir basın meslek ilkelerinin acilen revize edilmesini talep ediyoruz. Net bir şekilde. Ki bunu da az önce bahsettiğiniz gibi raporumuzda da yazdık. Bunu da ilgili yerlere ulaştırmaya başladık. Devam edeceğiz. Meslek ilkeleri maalesef göz ardı edildiği için zaten Türk basını bugün bu noktada. Yasama, yürütme, yargıdan sonra göğsümüzü gere gere söylediğimiz dördüncü büyük güçüz kelimesi maalesef şu an rafa kaldırmış durumda. Bunu da kimse yanlış anlamasın, biz yaptık. Gazeteciler olarak, medya kurum kuruluşlarında çalışanlar olarak biz yaptık. Bugün sadece ve sadece dışarıda olup bitenlerin sesini duyurabiliyoruz. Kendi sesimizi duyurabiliyor muyuz? Yaşadığımız problemleri anlatabiliyor muyuz? Çektiğimiz sıkıntıları aksettirebiliyor muyuz? Hayır. Dördüncü büyük güç olarak sadece kamera nereye gösterilmesi isteniyorsa oraya çeviriyoruz. Ya da fotoğraf neyi çekilmesi isteniyorsa oraya çekiyoruz ve kamuoyuna onu gösteriyoruz. Dördüncü büyük güç maalesef bu değil. Değildi. İşte bunun için bir meslek ilkelerinin ivedi bir şekilde revize edilmesi lazım. Evet. Hiçbir etiklik kalmadı. Bugün işte maalesef üzülerek Rusya ve Ukrayna arasındaki dil varmıyor ama işgal diyelim. Evet. İşgali konuşuyoruz. Bundan herhalde iki gün önce yapılan bir haber gözüme ilişti. İşte vatandaşlar tarafından takip edilen, bizim de zaman zaman girip baktığımız bir internet sitesinde şu yazıyor. İşte Ukrayna askerlerine bir bakın diye bir işte kadın askerlerinin olduğu fotoğrafla altında işte doldurulmuş bir metin var. Bu etik mi? Bu meslek ilkelerine uyuyor mu? Uymuyor. Ama baktığımız zaman bir yaptırım var mı? Hayır. Ne yapıyoruz? En fazla kınıyoruz. İşte böyle böyle bir haber yapılmış, bunu reddediyoruz. Böyle bir haber olmaz. Gazetecilik bu değildir diyoruz. Evet. Ama bir yaptırım söz konusu değil maalesef. Onun için ivedi bir şekilde hem yeni medyadan bahsettiğimiz internet haber portalları hem de günümüzde işte ulusal yerel olarak ayırdığımız medya kuruluşlarının ciddi anlamda bu etik kurallarına uyulması ve uygun hale getirilmesi sağlanması lazım. Net. Evet. Şimdi tabii raporunuza da şuradan girmek isterim. Biraz önce bahsettiniz. Ben de bir atasözüyle konu açmak istiyorum. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Maalesef. Yani şimdi medyacılar kendi sorunlarını da bir noktada dile getiremez durumdalar. Bunu da en iyi tespitini siz yaptınız. Ve bunlar üzerine araştırmalar yapıp bir rapor ve bunu da çözüm önerileriyle ve sonuçlarıyla paylaşıyorsunuz kamuoyunda da. İşte STK'lar, siyasal parti, belki iktidar, hepsi. Önemli kuruluşlar, BTK, bu internetle ilgili yeni düzenlemeler de Mart sonunda çıkacağız konuşuluyor. Hı hı. Raporunuzdan biraz bahseder misiniz? Neler kapsıyor? Özellikle yerel medya konusunda ağırlık verildiğini ben gördüm. Yerel medyanın en temel sorunu sizce nedir? Ve çözüm önerileriniz neler bu noktada? En temel sorun olarak şöyle söyleyeyim tırnak içerisinde. Yerel medya çalışan basın mensuplarına, meslektaşlarımıza verilmeyen değer. Net. Ne maddi ne manevi.
Yani sadece maddi olarak söylemiyorum bunu. Manevi olarak da yapılan bir işin sonrasında edilen bir teşekkür dahi yok. Evet. Bunun yanında da tabii ki az önce sürekli işte röportajın başında bahsettiğimiz gibi maddi durum da söz konusu. Mesela açar mısınız maddi durumu? Hemen şöyle açayım. Raporda mesela neler tespit ettiniz? Şimdi birinci maddemiz zaten raporumuzda hak ettiği ücretlerin alınmaması. Bir yerel medyada çalışan basın mensubu yıllarını veriyor. 4 yıl, 5 yıl çalışıyor ama yine aynı ücretle yani devlet tarafından, hükümet tarafından belirtilen asgari ücret neyse onunla çalışıyor. Bir terfi söz konusu değil. Ya da bir zam söz konusu değil. Ama ondan yine bölgede ne var ne yok onu araştırıp gazeteye çıkartılması isteniyor. Bunun yanı sıra ne yol parası veriliyor ne de emek parası veriliyor. Bu kabul edilir bir şey değildir bizim için. Şimdi gelip maalesef medya sektöründe olmayan iş insanları medya patronu olduğu için bir kazanç elde etme amacıyla kurulduğu için bu medya kuruluşları maalesef ki bu parayı daha çok cebine koyma anlayışında olan işverenler tarafından da basın mensupları tam anlamıyla sömürülüyor. Bir haber var, gidilecek. Bir konferans var, katılınacak. Arkasından da bu ivedi bir şekilde internet sitesine ya da ertesi gün çıkacak gazeteye haber olarak yerleştirilecek, hazırlanacak, gönderilecek. Ama verilen bir teçhizat yok. Şimdi bakıyoruz, yerel medyada çalışan üyelerimiz var. Hep aynı şikayet. Habere gidiyoruz, yol parası yok. Kendimizden karşı. Günde belki bir ya da iki, üç haber yapıyoruz. Fotoğraf çekilmemizi istiyor. Fotoğraf makinesi yok. Bunun yanında video kaydı isteniyor. Haber portallarına, web sayfalarına koymak için. Bir kamera yok. Her şeyi geçtik. Bizim üyelerimiz, gazeteci arkadaşlarımız, basın mensupları kendi internetlerini kullanarak telefonlarıyla ya da kendi imkanları aldığı laptoplarla, tabletlerle işte haber merkezine haber geçiyor. Neden? Çünkü girmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bir şey istiyorsanız bir şey vermek zorundasınız. Ki işveren tarafı hep böyle olmak zorunda. Şunu söylemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Yani yerel medya patronları para kazanmasın, her şey işte çalışana verilsin diye bir anlayış sahip değiliz. Ama hakkaniyetli bir, adaletli bir dağıtım istiyoruz. Yani yıllardır mesela hep akademide özellikle akademik çevrede konuşulur. Çok da böyle bir yaygın bir olarak dile getirildiğini ben şahsen gazetecilik meslek ömrümde görmedim. Hep bir gazeteciliğin özellikle yerel medyada bir kaynak sorununun olduğundan bahsedilir. Yani resmi ilanlara bağımlılığından söz edilir ve bu gelir girdisinin sınırlı olması dolayısıyla insan kaynağında da ekipman ve teçhizatta da günün getirdiği gazetecilik koşullarının mecbur kıldığı şartları sağlamada da sınırlı kaldığı aşikar. Yani bunu basın teknolojisinde de görebiliriz yerel basında. Siz bu konuya katılıyor musunuz? Yani yerel medyanın girdisinin gelir kaynaklarının sınırlı olması bütün bunlara sebep olabilir mi? Nasıl bir sınırdan bahsettiklerini bilmiyorum. Net olarak ifade edeyim. Çünkü aldıkları destek bence hiç azımsanmayacak kadar fazla. Bugün baktığımız zaman basın ilan kurumu yeni bir zam yaptı. %72 oranında. Evet. Yani farazi konuşuyorum. Bugün aylık 100 bin lira destek alan bir medya kuruluşu, yerel medya kuruluşu önümüzdeki ay %172 bin lira destek alacak. Ama şimdi içeriye bakıyoruz. Bir medya kuruluşu var. X ismi önemli değil. Ankara'da faaliyet gösteriyor. X bir gazete çalışan iki kişi. 172 bin lira nereye gidiyor? Tamam diyoruz ki basıma gidiyor. Kağıt ücreti çok pahalı sizin de bahsettiğiniz gibi. Matbaada şöyle ücretler yüksek, böyle yüksek. Basım sayısına bakıyoruz. 100 tane basılıyor ama matbaadan alınan fatura işte basın ilan kurumunun talep ettiği, kriterlerini istediği adet kadar. Geri kalan para nerede? Yok. Dağıtım adetli mi? Değil. Teçhizat? O da yok. Yol yemek? Adı geçmiyor. Yıllık izin? Verilmiyor. Yıllık izin talep edildiği zaman iş akdinin fesine kadar götürülüyor. Tabiri caizse tehdit ediliyor. Günümüz Türkiye'sinin şartları belli. Bir işsizlik almış başına gidiyor ki bizim mesleğimizde maalesef
çok 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 üst düzey. Nasıl olacak? Mecbur bırakılıyor. Basın mensubu mecbur bırakılıyor. Şunu duyuyoruz. 4250 lira asgari ücret. Evet. Ama 3500 lira çalıştırıyor insanlar. 4250 banka hesabına yatırılıyor. Kalan para işte 300-500 lira elden işverene veriliyor. Ya da 4250 yatıyor hesabına. Siz diyor işte 4 yıl 5 yıl çalışıyorsun. 300 lira da benden fazla elden veriliyor. Neden? SGK düşük göstermek için. Asgari ücret üzerinden göstermek için. Peki bu noktada denetlemeler yetersiz mi kalıyor? Mesela bu yerel gazetelerin aslında patronu ifade edebileceğimiz basın ilan kurumu çok önemli bir kuruluş. Yani Türk medyasında desteği yadırganamaz olanlar. Şüphesiz. Tabii bazı eleştirilerin odağında olabilir. Tarafsız ilan dağıtılıyor, tarafsız ilan. Bizim konumuz o değil tabii ki ama bugün basın ilan kurumu yani Türk medyasına resmi ilan gelirleri noktasında önemli bir kaynak sunduğunu söyleyebiliriz. Bunu kendileri de zaten ifade ediyor. Kurumun misyonunda bütün şey bu. Bu noktada bir takım denetleme ve denetleme, gözetleme mekanizmaları yok mu? Yetersiz mi kalınmıyor? Bu noktada nasıl bir şey ya? Peki bu sorunlar çözülecek? Şimdi biz raporumuzda da yazdık. Bizim derdimiz şunu da söyleyeyim. Biz bağcı dövmek istemiyoruz. Derdimiz üzüm yemek. Raporda yazdık. Basın ilan kurumu evet bir denetim mekanizması söz konusu. Ancak gelin görün ki gelmeden 3 gün önce, 5 gün önce, 1 hafta önce aranıyor. Diyor ki biz geliyoruz. Denetim yani böyle yapılabilir mi? Bu mekanizma böyle çalışır mı? Denetim yapacaksın, habersiz gidersin, denetlersin. Varsa eksiklik, aksaklık ya yaptırım uygularsın ya da bir gün verirsin dersin ki bunu çözün. Ve tekrar gider denetlersin. Ama bu denetim mekanizması maalesef böyle çalışmıyor ülkemizde. Evet. Önceden haber veriliyor. Varsa işte kırtasiye işi, çok affedersiniz bir kılıfa uyduruluyor. Yapılan denetim çay kahve muhabbetinde devam ediyor. Bu denetim değil. Ya bu kurumsal anlamda tüzel kişilik anlamında gazeteyi bağlıyor. Peki bizim esas konumuz tabii ki bu rapor odağında çalışanların problemleri. Yani basın ilan kurumunun bu noktada gazetecilerin, özellikle yerel medyada çalışan gazetecilerin haklarını koruma noktasında girişimleri var mı? Yine aynı yere giriyoruz aslında. Önemli noktalar mı var? Yani bu denetim mekanizması adam akıllı işlese, gelip baksalar, basın ilan kurumu ne diyor? Kişi başına 3,5 metrekare olması lazım değil mi? Yani yerel basın, yerel medyadan, evet. Öyle bir şey söz konusu mu? Değil. Geliyorsun bakıyorsun, fotoğraf makinesi var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Ses kayıt cihazı var mı? Yok. Yol yemek var mı? Yok. İzin var mı? Yıllık izin. Yok. Bir terfi söz konusu mu? Yıllar geçiyor. Yok. Ya da terfi etmiş haber müdürü olarak adlandırmış, editör olarak adlandırmış bir çalışan arkadaşımız ne maaş alıyor? O da yok. O da belli değil. Ya da basın kartı kriterleri var biliyorsunuz. Basın kart çalışan var mı? Yok. Varsa aktif mi? Yok. Denetim mi? Bunlar net şekilde tespit ettiniz mi? Nasıl? Bunlar net şekilde tespit ettiniz mi? Şöyle bir durum söz konusu. Matbaada çalışan vatandaşlarımıza basın kartı verilmiş. Aslında bunlar bilinen gerçekler. Bu kabul edilebilir bir şey. Bunlar aslında basın ilanı da bildiği durumda. Maalesef zaten en büyük problemimiz yani, bu. Evet şimdi ben aslında gelmek istediğim olay burası. Yani bütün bunları Genç Medyacılar Derneği bütün bu sorunların çözümünü nereden başlatacak? Ya da biz kudret yetecek mi kudret? Yani bir kudretimizin olduğunu düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Yani evet bir STK'yız. Üçüncü yılımızı doldurduk. Elimizden geldiğince sözümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. Uslup çerçevesinde. Ama bu ülkenin bir basın meslek odasına ihtiyacı olduğunu farkındayız. Ve GMD olarak da buradan da yüksek bir sözle söyleyeyim. Biz talibiz. Basın meslek odasının kurulmasına, bunu yürütmeye talibiz. Neden? Genç bir ekibimiz var. Sahada dinamik olarak çalışan bir ekibimiz var. Ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Türk basının buna ihtiyacı var. Bir basın meslek odasının kurulup ciddi anlamda bir yerel medya mı kuruldu? Gelip bize başvuru yapıp, basın meslek odasına başvuru yapıp gerekli belgeleri aldıktan sonra
o meslek odasının oluşturduğu bir mekanizmanın gidip denetlemesi lazım. Çalışan kaç kişi? 10 kişi. Örnek veriyorum. Yetecek kadar tesisat var mı? Var ya da yok. Yer uygun mu? Değil mi? Sağlanan olanaklar ne? Bunların hepsinin takip edilmesi lazım. Evet. Buna mecburuz. Yoksa bu sömürüyü getiriyor. Evet. Ya son söz olarak bu sorundan ilgili ne söylersiniz? Yani nasıl duyuracaksınız bunu? Biz başladık mesela, biz de bir yayın yaptınız. Siyasal partiler... Şüphesiz bütün siyasi partilere gideceğiz. Evet, son söz olarak. Şu anda zaten çalışmalarımız başlamış durumda. Devam ediyoruz. Uygun bir vakitte siyasi partilerin, grup başkan vekilleri, grup başkanları, kime ulaşabiliyorsa, buna basın ilan kurumunda dahil olmak üzere, gidip kapılarını çalıp derdimizi anlatacağız. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bizim derdimiz ülkemiz. Yani bağcı dövmek istemiyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok. Ama bir salkın üzüm varsa herkes adaletli yesin. Yani medya patronları sadece kendi cebini değil, birazcık da çalıştırdığı işçisini, çalışanını düşünsün istiyoruz. Yoksa kimseye kalkıp ya sen para kazanma, işte bunu hak etmiyorsun demiyoruz. Kurmuş, 3 sene boyunca ayakta tutmuş, kriterleri yerine getirmiş. Hayır, mesela gazeteler, yerel gazeteler çok köklü gazetelerdir. Yani hepsi 80'li yıllara dayanır, birçoğunun kuruluşu. Şöyle söyleyeyim 80, size. 85, Kurtuluş Savaşı'ndan beri destek alan yerel medya, o günden bugüne kadar geliyor. Bizim derdimiz de yerel medyayı ayakta tutmak değil mi? Yani Türk basında çok önemli bir aslında konumu var. Evet. Yani amatör bir ruhla profesyonel iş çıkartıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu göz ardı edemezsiniz. Amatör ruhu sen dışarı atamazsın. Son olarak şöyle söylüyorum. Tabii ki genç medyacılar yeni olunca tabii yeni medya bu işin kenarında kalamıyor. Yeni platformların karşısında yerel medyanın gücü zayıflamış mıdır? Ben öyle düşünmüyorum. Geleneksel medya ve yeni işte nesil medya olarak şöyle olacağını düşünüyorum. Olması gerektiğini de savunuyorum. Yeni nesil medya bence geleneksel medyayı itekleyecektir. Yani destekleyecektir. Çünkü medyanın bitmesi söz konusu değil. Geleneksel medya bitmez. Bugün televizyon alırken kumandasına bakıyoruz. Üzerinde o tek tuşla girdiğimiz YouTube var mı? Netflix var mı? Tek tuşla. Çünkü rahatına düşkün bir millet olduğumuz için. Geleneksel medya bitmez. Ne olur? Evet. Belki ikinci, üçüncü tercih noktasına evrilebilir. Bugün şey konuşuluyor. İşte gazete, basılı gazete artık bitecek. Bitmez. Bitmez. Çok net söylüyorum. Çünkü bugün baktığımızda biz toplum olarak gazetenin üzerinde yemek yiyoruz. O bile aranır hale gelir. Yerel medyada ve ulusal medyada çıkan gazeteler bitmez. Ama yeni medya evet. Gerekli mi? Şüphesiz gerekli. Çok mu önemli? Şüphesiz çok önemli. Çünkü bugün Ankara'da basılan bir gazete sadece Ankara'da okunur. Dağıtılırsa. Tırnak içerisinde söylüyorum. Dağıtılırsa Ankara'da okunur. Ama yeni medya, internet öyle bir şey değil. Bugün baktığımızda dış ülkelerin fonladığı çeşitli platformlar var. Çatır çatır bütün vatandaşlarımızı takip ettiği. Biz niye bunu yapamıyoruz? Türk basını hem içeride güçlü olsun hem dışarıda güçlü olsun. Ama bunun da bir kriteri oturtulması lazım. Yani maalesef bugün baktığımızda sizi tenzih ediyorum. Eline mikrofon alan, sokağa çıkan bir küçük kamera ya da işte bir fotoğraf makinesiyle röportaj yapan, işte sokakta vatandaşlarımızın mikrofon uzatan, söz hakkı veren insanlar gazeteciyim diyor. Değil. Şunu da savunuyoruz. Son olarak söyleyeyim. Evet, farkındayım. Vaktimizi açtık. GMD olarak şunu savunuyoruz. İletişim fakültelerinden mezun olan gazeteciler, gazeteci adayları bu mesleğe entegre edilsin. Şunu da söylemiyoruz. Yanlış anlaşılma, hemen bir parantez açayım. Alaylı olarak tabir ettiğimiz hocalarımız var. Evet, doğru. Hali hazırda sahada görevli üstadlarımız var, büyüklerimiz var. Ama bence artık o eskide kalmadı. Bugün 12 binden bahsediyoruz, mezun veriyoruz. Düşünebiliyor musun? İletişim fakültesi.
Ciddi bir rakam. Ama baktığımız zaman işsiz bu arkadaşlar. Bu gençler işsiz. Ama Ser'de gazetecilik yatıyordu okurken. Ve 4 sene boyunca bu bölümü okuyorlar. Başarıyla mezun oluyorlar. Diyoruz ki işverenler iletişim fakülteleri mezunlarını tercih etsinler. Devletimiz de işverenin elinden tutsun. SGK indirimi yapsın. En azından iş bulan gazetecilerde sefalet stresinde çalışma konuda kalmasın. Yani iş, aslında çalışanların sorunları işsiz olanlardan da büyümüş durumda. Yani, çalıştığı halde bir yokluk çeken bir gazeteci kesimi hepimiz biliyoruz. Yani meslektaşlarım var. Maalesef. Yani. Maalesef. En büyük problem de bu. Evet. En azından bir denge oturtulması lazım. Bugün asgari ücret belirlendiği zaman makası kapatmak için belirleniyorsa basın sektöründe çalışan meslektaşlarımız için de bu olması lazım ama baktığımız zaman makas hiç açılmıyor. Hiç açılmıyor bu sektörde. Tek düze özellikle yerel medya hükümetin, devletin belirlediği fiyat neyse maaş anlamında o veriliyor. Geri kalan hiçbir hak maalesef yok. Evet. Ben de şöyle kapatmak istiyorum. Bütün bu söylediklerinize gazeteciliğin bir meslek kanunu yok. Maalesef. Gazeteciliğin tanımı dahi bugün belli bir resmi ilanla ilgili yönetmelikte bir tanım olarak geçiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Yönetmeliği'nde bir tanım olarak geçiyor. Kanun ve koruma altında değil mesleğimiz. Gazetecilik mesleği. En büyük sorun bence bu. Bahsettiğin elini kolunu sallayan herkes bu mesleği yapabiliyor. Tabii uzmanlık alanlarının bu konularda yazıp çizmesi, kamuoyu bilgilendirmesi gerekir. Onda hemfikiriz. Ama elini kolunu sallayan avukat bürosu açamıyorsa gazetecilik de yapamaması gerekir. Kesinlikle. Bu da meslek kanununa aslında olması şart koşuyor. Türkiye'nin bir acilen gazetecilik meslek kanununa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özetle şunu söyleyelim biz. GM'de olarak şunu savunuyoruz. Tıp fakültesinden mezun olmayan nasıl doktor olamıyorsa, evet, mühendislik fakültesinden mezun olmayan nasıl mühendis olamıyorsa, iletişim fakültesinden mezun olmayan da gazeteci olamaz. Bunun için de meslek kanunu gerekiyor. Şüphesiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yanımıza katıldığınız için. Eksik olmayın. Umarım bu sorunlar bir an önce çözülür. İnşallah elimizden geleni ve üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.